بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استعيذ بالله. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Leyletul Kadri hayrun min elf şehrin. Tenzelul melaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiya hatta madla'il fecr. Kadriniz mübarek olsun. Allah katında kadriniz yüce olsun. Hanenizde mutlu yaşayasınız. Kazancınız bereketli olsun. Türkiye'miz olarak her geçen gün daha iyiye, daha iyiye gitmemize bu Kadir geceleri vesile olsun diye başlamak istiyorum. Müslümanların birçok bayramı var ama Kadir gecesi sanki onların en önemli bayramlarından biriz. Neden? Çünkü Allahu Teala lütfetmiş bir geceyi bin aydan hayırlı kılmış. Bir gecenin bin aydan hayırlı olma hesabını bir de geceler hesabıyla yapmayı istediğimizde yani daha anlaşılır ifadeyle Kadir Gecesi bin aydan hayırlı ayet-i kerimeyi okuduk. Biraz sonra da mealini vereceğim. Ama kaç geceden hayırlı hiç düşündük mü değerli izleyenlerimiz? Kadir Gecesi kaç geceden hayırlı? Her ayı 30 gün kabul ettiğimizde Kadir Gecesi 30 bin geceden hayırlı. İşte size nimet. İşte size lütuf. İşte size Rahman ve Rahim olan Allah katından büyük bir imkan. Özel de bir sure göndermiş Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah. Kadir suresi. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Müfessirlerimiz diyor ki, evet Kur'an'ı Peygamberimize Cebrail getirdi ama Cenab-ı Allah'ın biz indirdik diye İndirme işini bizzat kendi üzerine alarak kendisinin indirdiğini ifade etmesi Kur'an'ın kadru şerefini daha da artırıyor. Müslümanların, insanların Kur'an-ı Kerim'e daha çok dikkat etmeleri gerektiği mesajını veriyor diyorlar. Son derece güzel bir tespit değerli izleyenlerimiz. Biz indirdik. Ne zaman Kadir gecesinde bu ayetin malini ilk duyan gençlerimiz haklı olarak düşünebilirler ki. Hocam Ramazan'ın başında siz ayetler okudunuz. Şehru Ramazan elledi unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Yani Ramazan Kur'an Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi dediniz. Tamam. Şimdi Kadir gecesinde indirildi diyorsunuz. Bir ayda mı indirildi, bir gecede mi indirildi? Hatta biz İslam tarihini incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'in inişinin 23 seneden daha fazla bir zamanda gerçekleştiğini biliyoruz. Peki bu haberleri biz nasıl birleştirebileceğiz? 23 senede mi indi? Ramazan ayında mı indi? Kadir gecesinde mi indi? Gençlerin aklına gelmesi mümkün olan bu suali kısa ve net olarak cevaplandırmak istiyorum ki kafalarında soru kalmasın diye. Değerli gençler, Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından yeryüzüne Nur Dağı'nda Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inişi Kadir Gecesi başladı. Bundan dolayı Kadir Gecesi'nde indirdik ayeti. Doğru amena. Kadir Gecesi de Ramazan ayının içindeydi. Ramazan'da inmesi manası da o anlamda doğru. Birden bire inmedi ki bu Kur'an-ı Kerim. İyi ki yavaş yavaş indi. Daha önceki kitaplar birden bire indiriliyordu. Ezberlenmesi, muhafaza edilmesi de zor oluyordu. Zaman içerisinde değişikliğe uğruyorlardı. Kur'an-ı Kerim yavaş yavaş indirilince sahabe-i kiram yani efendimizin yakın arkadaşları onu ezberliyorlar, kayıtlarla da yazıyorlar. Böylece her gelen ayet daha iyi özümseniyordu. Sonraki ayetler bekleniyordu. İnişinin tamamı da 23 seneyi geçen bir sürede oldu. Yani haberin hepsi doğru. Kadir gecesinde başladı. Kadir gecesi Ramazan'da olduğu için Ramazan'da indirdik buyurdu Cenab-ı Allah inişinin devamı tamamlanması da 23 sene küsür ay sürdü. İnne enzennev fi leyletül kadri ve ma edra keme leyletül kadri ya Muhammed ve ey Müslümanlar Kadir gecesinin değeri nedir biliyor musunuz? Kadir gecesinin değerini size kim bildirecek? Ne var ki ya Rabbi çok mu değerlik? Cenab-ı Allah bir şeyi önce sorup sonra cevap veriyorsa bütün dikkatimizle o noktaya yoğunlaşmamızı istiyor demektir. Yoksa hiç sormadan da neticeyi söyleyebilirdi. İnna enzelnahu fi leyletil kadri leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyebilirdi. Önce soruyor. Kadir Gecesi'nin kıymeti nedir biliyor musunuz? Siz bilir, sen bilirsin ya Rabbi. Allah bilir, Rasulü bilir. Öyleyse diyor dikkat edin ben söylüyorum. Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Hesabını yaptık. Otuz bin geceden daha hayırlıdır. O gecede neler oluyor da hayırlı? Bir, Kur'an-ı Kerim'in indiğinden dolayı hayırlı. İki, tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim. O gece Cebrail ve bütün melekler yeryüzüne inerler Allah'ın emri ile, Allah'ın izni ile. Her birinin de bir meşguliyeti var, laf olsun diye inmezler. Min kulle emrin, her bir işi icra etmek üzere, uygulamak üzere inerler. Kadir gecesi selamun, hiye hatta Fecir atıncaya kadar, şafak atıncaya kadar selamettir, nurdur, feyizdir, berekettir. İşte bugün biz bin aydan daha hayırlı, otuz bin geceden daha hayırlı bir Kadir Gecesi'nin başlangıcında bulunuyoruz değerli izleyenlerimiz. Bu büyük bir lütuftur, büyük bir nimettir ama nimetler değerlendirme gayretimize bağlıdır. Bir beyti Yunus'tan nakletmiştim hatırlayanlarınız çıkacak. Sen testini çeşmeye doldurmadan kor isen bin yıl orada dursa da kendi dolası değil. Kadir gecesi bin aydan hayırlı ama ben bu gecede ne yapacağım ki buna, bu rahmetten, bu mağfiretten, bu aftan istifade edebileyim. Kadir gecesi çok hayırlı olabilir ama ben hiçbir şey yapmazsam Allah göstermesin görevleri terk ettiğim gibi görevleri yapmadığım gibi bir de günah işlersem Kadir gecesinin bana faydası olmaz ki. Anladık ki bin aydan hayırlı. Bunu nasıl kavrayacağız? Biraz sonra ben size arz etmeye çalışacağım. Ama Allahu Teala böyle bir Kadir gecesini biz Müslümanlara niye ihsan etmiş? Niye lütfetmiş? Niye böyle bereketli zamanlar göndermiş? Sevgili gençler, dikkat etmenizi rica ediyorum. Allah bahane Allah'ı. Kulunu eski hatalarını affetmek istiyor. Kulunun eski hatalarını affetmek istiyor gecikmiş de olsa ibadete başlamasını istiyor. Dünyada da ahirette de mutlu olmasını istiyor. Dünyada ve ahirette mutlu olmak Allah'ın koyduğu kurallara uymakla mümkündür. Onun dışında huzur bulmak mümkün değildir. Bunu aklımızın ortasına koyalım. Neden hocam? E yaratılın onu, bu makinayı o yaratmış. Nasıl mutlu olacağını da o biliyor. Bu kadar basit. Onun koyduğu kurallara uymadıkça insanı mutlu kılmak mümkün değil. Onun yasakladığı şeyleri vücuda veya kasaya, keseye, eve soktuğumuz zaman mutlu olmamıza imkan ihtimal yok. Bu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca defa denendi. Deneneni bir daha denemeye gerek yok. Kimse haramlardan mutlu olmadı, kimse ibadetlerden şikayetçi olmadı. Anladık da. Bunu ben bir de bir örnekle akıllara daha yatkın hale getirmek istiyorum. Kulluğu bir maratona benzetelim. Bu maratonumuzun başlangıç noktası, start verilen nokta, hadi Serhat şehrimiz Kars olsun. Bizim için de kulluk startı zaman olarak Blue çağıdır. Blue'a erdiğimiz gündür. ...aklımızın başına geldiği... ...ve ibadetlerle yükümlü olduğumuz gün... ...bizim kulluk startımızın verilmesi lazım. Efendimiz de diyor ki... ...ondan evvel çocuklarınızı ibadete hazırlayın... ...bilgisini verin, namazı nasıl kılacak, orucu nasıl tutacak... ...bilsin ki, bülüğe erdiği gün tutabilecek hale gelsin. Bu biraz daha geniş konu olduğu için... ...ben ana noktayı kaybetmemek üzere... ...demin ki örneğe dönmek istiyorum... Start verildi, kulluk başladı. Bir kısmı maratonda mesafe almaya başladılar. Bir kısmı ihmal etti de yattı. Yürüyenler Kars'tan devam ettiler, Erzincan'ı geçtiler, Kayseri'ye ulaştılar, Yozgat'ı geçtiler, Ankara'ya gidenler oldu, Ankara'ya ulaşanlar oldu. Maraton Edirne'de bitecek. Bir kısmı hala Kars'ta yatıyor. Yarışa iştirak etmedi. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi göndererek o yatanlara, geç kalanlara, tembellik yapanlara diyor ki bu maratona katılmak istiyorsanız sizin için ekstra bir sefer tertip ettim. Sizi Kars'tan alıp birden Ankara'dakinin yanına, Bolu'dakinin yanına ulaştıracağım. Bu yarışa iştirak etmeye var mısınız diyor. Aklı başında olan bu teklifi hemen kabul eder. Aman ya Rabbi! Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Bu kadar gecikmeme rağmen, bu kadar geride kalmama rağmen, yaşıtlarımın, arkadaşlarımın bu kadar mesafeyi kat etmiş olmasına rağmen beni de onların yanına ulaştıracak mısın ya Rabbi? Evet ulaştıracağım. Bin aylık mesafeyi bir gecede aldıracağım. Var mısın bu yarışa iştirak etmeye? Aklı olan hemen bu teklifi kabul eder. İşte içinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi kullukta ekstra mesafe kazanmamız için Allah'ın lütfettiği ekstra bir vasıtadır, araçtır. Bizi kulluk yapanlarla beraber o noktaya ulaştırmak istiyor Cenab-ı Allah. Moral bozgunluğundan kurtarmak istiyor. Öldüm, bittim, yandım bu kadar günahtan sonra Allah beni affeder mi? Ben cehennemlik oldum demekten bizi kurtarmak istiyor. Bendeniz bu örneği camilerde anlatınca bazı kardeşlerimiz hocam ben 80 senedir ibadet ediyorum bir kul da Kadir gecesini iyi değerlendirdi o vasıtayı iyi kullandı benim yanıma gelince benimle eşit olacaksa bu benim hoşuma gitmez dedi. Bu maratonu adım adım koşanların mükafatından bir şey eksilmeyecek. Sonradan gelenler onlara her konuda eşit olmayacak. Ama hepimiz biliyoruz ki cennet tek kattan ibaret değil. Cennetin katları var. Nimetleri birbirinden farklı. Sen yoluna devam et. Geride kalanların yanına gelmez, gelmiş olmasını kıskanmaya kalkma. Allah'ın nimeti çoktur. Allah'ın nimeti boldur. Herkes istifade etsin. Sen bunu memnuniyetle karşıla. Bil ki senin adım adım koşmun, koşmuş olman ayrıca değerlendirilecektir. Efendim bir şey vaat ettim. Bir gece bin aydan... Bir gece 30 bin geceden nasıl hayırlı olur? Başka bir ifadeyle, bir gecenin içine 30 bin gece nasıl sığdırılır? Değerli gençler, sevgili kardeşlerim, bir şeye inanmak bayrak başka bir şey, kavramak başka bir şeydir. Biz bunu kavramakta güçlük çekebiliriz, kapasitemiz bunu almakta zorlanabilir. Fakat İnanmak bizi kurtarır. Bin geceden hayırlı diyen kim? Allah. Biz de Allah'a inanmıyor muyuz? Evet. Bin geceden hayırlı diyorsa hayırlıdır. İnandık mı işi kurtarırız. Bu işin dini telkin yönü. Ben bu işi sizin aklınıza daha iyi yatıracağım. Karınca diye bir hayvancık var. Enini boyunu biliyorsunuz. Bizim onunla bir telefon irtibatı kurma şansımız olsa ve biz ona biz insanların yaptığı işleri anlatsak desek ki insan diye bir varlık var, kamyon diye bir alet yapmış, 10 tonu, 20 tonu yükleyip 1000 kilometre ileriye götürüyor. Söylediğimiz doğru mu? Doğru. Karıncanın bunu kavramasına imkan ihtimal var mı? Yok ikinci örnek. insanoğlu bir gemi yapmış, bin kişi, iki bin kişi içine bindiriyor, okyanuslardan yüzerek geçip gidiyor da batmıyor diye. Karıncaya bizim yaptığımız o gemi yolculuğunu anlatsak, karıncanın kavramasına imkan var mı? Yok. Söylediğimiz doğru mu? Doğru. Üçüncü misalle konuyu bitireceğim ama iyice yerlesin diye vereceğim. Ey karınca bu insanoğlu uçak diye bir alet yapmış. 300 kişiyi içine dolduruyor. 10 bin metre yukarıya çıkarıyor. Saatte bin kilometre hızla yol alıyor. Karıncanın bunları kavramasına imkan var mı? Yok. Söylediklerimiz doğru mu? Doğru. O zaman karıncaya düşecek vazife nedir? Vallahi söylediklerinizi kavrayamadım ama size olan güvenimden dolayı kabul ediyorum, doğru söylediğinizi tasdik ediyorum demektir. Aynı karınca kavrayamadığından dolayı bizim söylediklerimizi reddetse, 10 ton taşınır mı, bin kilometre yol biter mi, on bin metre yukarıda uçulur mu, koca okyanusta batmadan yüzülür mü dese, kendisi gülüş duruma düşer. Hakikatları reddetmiş olur gerçekleri inkar etmiş olur. Şimdi ana konumuza dönüyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki ben bu Kadir gecesinin içerisine 30 bin geceyi yerleştirdim. Amen ne vesattın. Kavradın mı? Hayır. İnandın mı? İnandım. Çünkü Allah'tan haber geliyor. O haber kaynağına olan güvenimden dolayı kavrayamasam da inanacağım ve onu değerlendirmeye çalışacağım. İlla biz bir konuyu kavrama noktasındaki e, ısrardan çok, madem böyle bir nimet lüf edilmiş, ben bunu nasıl değerlendireceğim noktasını düşünmemiz lazım. Değerli izleyenlerimiz, ibadetler konusunda, maneviyat, dini günlerde dikkat edersek, gün ilanı değil de, gece ilanları var. Mevlid gecesi, kandili, Regaib Kandili gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi. Niye günler değil de geceler ilan edilmiş? Çünkü dünyevi geçimimizi sağlamak için gündüz çalışmak, gece çalışmaya göre ne kadar daha randımanlı ise, ahiret çalışmaları için de geceler gündüze göre o kadar randımanlıdır. Biraz virajlı oldu söz bilmiyorum daha netleştireyim, düzgünleştireyim. Günlük işlerimizde, geçimimizde gündüz çalışma geceye göre daha randımanlı, nasıl randımanlı ise ibadet, taat, ahiret işlerinde de gece öyle bereketlidir, gündüzden daha bereketlidir. Bunun için geceler ilan edilmiş, insanların biraz daha kendilerine gelmesi daha kolay, başlarını ellerinin arasına almaları daha kolay, bir muhasebe yaparak hayatlarına yön vermeleri gecelerde daha kolaydır, seher vakitlerinde daha kolaydır, Ramazanlarda daha kolaydır, Kadirlerde daha kolaydır. Onun için geceler ilan edilmiş. Ve hep beraber dinleyeceğiz. Bakalım gece hakkında büyüklerimiz ne demiş. Ey Dide! Nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Gözlerim uyuma uyan gecelerde. Kevkeplerin, yıldızların et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul yaratanını ol ona hayran gecelerde. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Gündüz nelere dalar gezersin. Koy gafleti didardan. Uyan gecelerde. Gece olunca sadece Allah'a yönel ve uyan. Aşıklar uyumaz gece. Sen hem uyuma ki. Gönlün gözüne, görüne, canan gecelerde. Gel şu geceleri iyi değerlendir de gönlün gönlüne, gözüne canan görünsün. Gafletle uyumak nereva reva abd-ı hakire. Bu aciz kul bu kadar gafletle uyumak yakışır mı? Şefkatle nida eyle ya Rahman gecelerde. Eğer iyi dinlersen gecelerde Allah'ın nidasını duyarsın. O sessiz geceler sana çok şeyler söyler. Cümle geceyi uyuma kayyumu seversen, Allah'ı seversen bütün geceyi uyumayı bırak. Ta hay ile hay olasın ey can gecelerde. Ta ki hep diri olup hiç ölmeyecek Allah'ın rızasını kazanasın gecelerde de. Günah ölümünden dirilesin, yanlışlardan kurtulasın, iki cihanda hay olasın derken devam ediyor. Dil beyti hudadır pakele anı sivadan. Müslümanın gönlü Allah'ın sarayıdır. Kasrına nüzul eyler sultan gecelerde. Sen o gönlünü başka şeylerden temizle ki. Allah'tan gayri her şeyden arındır ki. Sultan gece sarayına gelsin otursun. O geceleri iyi değerlendir. Kiracıyı çıkar ki mülkün sahibi gelsin otursun. İşte bu anlamda geceler gündüzlerden daha verimlidir. Geceler ilan edilmiştir. Öylese iyi değerlendirelim. Efendim, madem ki Kur'an-ı Kerim onda indirildiği için Kadir gecesi bin aydan hayırlı olmuş. Ramazan ayı da on bir ayın sultanı olmuş. Peki şu gecede bir kere daha Kur'an-ı Kerim'e karşı bizim vazifemiz nedir diye gözden geçirmemiz gerekmez mi değerli izleyenlerimiz? Hemen söylüyorum. Vakit geçirmeden söylemek istiyorum. Okumayanı bilmeyen, yüzüne Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen bu Ramazan'da başlamamışsa bu gece başlasın çalışmaya başlasın. Bir ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okur olacak. Efendimizin müjdesini size ileteyim. Kim Allah ile konuşmak isterse Kur'an okusun buyurmuş. Kur'an okumak Allah ile konuşmak kadar büyük bir nimettir. Sizin hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuş. Daha fazla müjdeye şu anda ihtiyaç bile yok. İki, okuduğumuz Kur'an'ın manasını anlamaya çalışalım mealden değil de tefsirden anlamayı tavsiye ediyorum. Manasını da anladık, ne dediğini duyduk. Bunu uygulamamız lazım. Uygulanmayan bilgi insanı kurtarmaya kafi gelmez. Uygularken ihlaslı olmak mecburiyetindeyiz. Ne demek ihlaslı olmak? İbadeti sadece Allah rızası için yapmak demek. Dünyevi maksat, şan şöhret alkış için yapılan ibadetlerin kişiye kazandıracağı bir şey yoktur. İhlaslı yapmak. Kendi uyguladığımız bu güzellikleri başkalarına da tavsiye etmek, kendi kaçındığımız günahlardan başkalarını da kaçındırmak için gayret sarf etmek, vel asrının özetiydi bu. Bir de artık günümüz Müslümanlarının vazifesi, Kur'an ayetlerinin ve peygamberimizin hadisi şeriflerinin bugünkü fenni ilimlerle olan alakasını yakalayıp insanlara sunmak. Rüzgarın bulutu tohumlaması ne demek? Rızkın gökten inmesi ayetini anladı duyduktan sonra yediklerimizin yüzde 64'ünün güneş enerjisi olduğunu dikkatlere sunmak. Su denen nimetin Allahu Teala'nın büyük nimetlerinden biri olduğunu anlatırken onun yanıcı ve yakıcı iki gazdan meydana geldiğini, yanıcı ve yakıcı iki gazın evlenmesinden söndürücü suyun meydana geldiğini insanlara sunarken ihtilafları bırakın, patlamalara sebep olmayın, söndürücü olun, sulhcu olun diye beraberinde oksijen ve hidrojeden yaratıldığını söylerken insanları iyiliğe davet etmeye çalışmak, fizikle, kimya ile, astronomiyle, tıpla birleştirmeye çalışmak. Lakin halak nel insan fi ahsanı takvim, biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Ayeti kelimesini anlatırken kan dolaşımını, kandaki çeşitli madenlerin oranlarını, beynin bir saniyede yaptığı işleri böbreğin bir ömür boyunca 2000 tanker kanı süzdüğünü, akciğerin 500 bin 500 milyon hücrecikten oluştuğunu insanlara anlatırsa Kur'an'a karşı vazifemizi daha iyi yapmış oluruz. Değerli izleyenlerimiz, vakit çok değerli fakat süremiz elbette kısa. Her şeyin bittiği gibi bu program da bitecek, bu Kadir de bitecek, bu Ramazan da bitecek, bu ömür de bitecek. Öyleyse biz bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Bize çok sorulan sorular bu ama beklenen cevap genelde şöyle oluyor. Şu kadar tesbih çekin, bu kadar Kur'an okuyun, şu kadar kaza namazı kılın, böylece geceyi değerlendirmiş olursunuz. Değerli kardeşlerim bunları zaten yapacağız, yapacaksınız. Her kim bir kere Allah dese faydasını görecek bir mevlid dinlese faydasını görecek. Namazı gidip çocuklarıyla camide kılsa faydasını görecek. Ama eğer bu Kadir Gecesi'ni iyi değerlendirelim diyorsak, en çok yararlanan biz olalım diyorsak, bu başı iki el arasına almak mecburiyetindeyiz. Benim işlediğim ne gibi günahlar var, yapmadığım ne gibi ibadetler var. Başta namaz olmak üzere beş vaktini öyle taksitli olmaz rahmetli biri vardı çok meşhurdu. He ben her sabah namazını mutlaka kılarım. Diğerleri ne oluyor kardeşim? Onları devre dışı bırakıyor. Öyle kendine göre uygulama yok. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat şartlar yerindeyse. İçki yok, kumar yok, zina yok, faiz yok, gıybet yok, iftira yok. Bunların hepsini gözden geçirip eksiklerimizi tamamlamaya karar verirsek günahlarımızdan tövbe edip de bir daha dönmemeye karar verirsek işte Kadir Gecesi'ni en iyi biz değerlendirmiş oluruz. Kadriniz mübarek olsun. Allah sıhhat, afiyetle daha nice Kadir gecelerine ulaşmamızı, ulaşmanızı nasip eylesin. Bu geceyi de en iyi değerlendirmen değerlendirenlerden olmamızı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Şimdiye kadar okuduğunuz hatim ve mukabelelerin kabulü için Şehitlerimizin ruhu için, hepinizin geçmişlerinin ruhu, ruhu için, İslam aleminin sıhhat ve selameti için, kafirlere karşı Allah'ın yardımının üzerimizde daim olması için, yaklaşan şu seçimin de memleketimiz için en hayırlı neticeyi vermesi, birbirimize düşmeden sükunetle bir seçim dönemi yaşayabilmemiz için Allah rızası için El Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين